Bakınız, bir ayet-i kerimeyi okuyup manasını verip nihayet vereyim. Allahu Azimüşşan nasip ederse derslerimize devam edeceğiz. Perşembe günleri Hocapaşa, şu Sirkeci'nin orada bir Hocapaşa camisi var. Güzel bir cami. Hocapaşa Camii'nde de her perşembe öğle namazından önce ders yapıyoruz. Zamanı ve zemini münasip olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelebilirler. Ve böylece çeşitli meselelerin vuzuha kavuşması imkanı hasıl olmuş olur. Bakınız, Allahu Teala Nahil suresinin 112. ayetinde de aynen şöyle buyuruyor. Allah aşkına kulak verelim. Kur'an ayetlerini dinlemek, anlamak ve tatbik etmek imkanlarını arayalım. Yoksa başka hiçbir şey kalmaz. Estaiz billah. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّهُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَزَاكَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Nahil suresinin 112. ayeti bu. Buyuruyorlar ki Rabbül Alemin, bir memleket, öyle bir memleket ki huzur içinde, emniyet içinde, amineten, mutmainneten, emniyet tam, herkes yerinde, herkes huzur içinde, tüccarı müşteriden endişe etmiyor, müşteri tüccardan endişe etmiyor. Talebe hocasından endişe etmiyor, hoca talebesinden endişe etmiyor. İşçi patrondan, patron işçiden endişe etmiyor. Emin herkes, huzur içinde. Evet. يَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Her taraftan o memlekete bol bol rızık geliyor, ticaret eşyası geliyor, fabrikalar çalışıyor, her şey yerinde. Böyle bir memleketin halkı eğer namaz kılmazsa, zekat vermezse, haram işlerlerse, zulüm yaparlarsa, fuhuş ve zina yoluna kayarlarsa, Allah'a isyan bayrağı açarlarsa, yani fekeferat bi en'umillah, Allah'ın bütün bu nimetlerini küfran nimetle karşılarlarsa, feezaka Allahu libasel cu'i vel havf. Allah o memleketin insanlarına bir korku verir. Korku, endişe. Herkesi bir korku alır. Nasıl bir korku? Ben müşteriyim. Bir tüccarın yanına girdim şimdi. Müşteri korkuyor. Acaba bana kötü mal mı verecek, iyi mal mı verecek? Bana pahalı mı verecek, ucuz mu verecek? Bana yerli malı mı verecek, Avrupa malı diye yerliyi mi verecek? Bir korku, endişe sarıyor. Fabrikatörü korku, işçi gelir de sendikaya kayıtlanır, yüz bulursa grev mi yapacak, görev mi yapacak? Zam mı isteyecek, bilmem ne mi yapacak? Herkesi bir korku almaya başlıyor. Vazifesini yapmayan bir cemiyete, adaletle işlemeyen bir cemiyete, emri ilahiyle yürümeyen bir cemiyete, Allah korku belasını veriyor, huzurunu alıyor, anarşiyi veriyor. Eskiden evlerde bir tane anahtar vardı kapılarda, şimdi 3 tane olmuş, yine korku verir. Nereden hırsız girecek içeriye diye. Acaba balkon penceresinden mi, banyonun penceresinden mi girecek, nereden girecek diye herifin ödü patlıyor, 3 tane anahtar yapmış çeşitli Avrupa anahtarları, yine korkudan endişeden duramıyor. Bu cemiyet bu hale geldi. Küfran-ı nimet, işte servetler ve sermayeler Allah'ın emrine göre toparlanmadığı için haramdır, şudur, budur, her çeşit yoldan, yönden temin ettiği için, temiz bir servete talip olmadığı için onun cezası, o servetin tadına varamıyor, o servetin zevkine eremiyor, korku içinde, azap içinde kalıyor. Korku da bir azaptır ha, hem belalı bir azaptır.
İnsan korku içinde kaldığı zaman bütün azası yorulur, mahvolur. Nereden gelecek diye merak edersiniz. Evet. Aynen bir elbise gibi cemiyeti sarar diyor. Elbise nasıl ki insanı böyle sarıyor, oturuyor üzerine. Azab-ı ilahi korku ve endişe, açlık korkusu cemiyeti istila eder, sarar. Nasıl bir su insanı şöyle denize girdiğiniz zaman su sarıyor, aynı şekilde istila eder. Evet, Allah-u Teala'nın verdiği her çeşit nimetleri onun arzularına göre kullanmaya mecburuz kardeşlerim. Hayatımızı israf etmeyelim. Geliyorum son sözüme. Adeta bir hatime gibi, netice gibi devamlı söyleyeceğim. Hiç kimse beyliğine, paşalığına, cumhur reisliğine, bakanlığına, milletvekilliğine, senatörlüğüne, milyarder oluşuna, milyoner oluşuna aldanmasın. Hiç kimse aldanmasın. Neticede her insanın üç yerde Allah-u Teala boyunun ölçüsünü alacak. Üç yerde. İlahi kanundur bu. Bundan kurtulmaya, sıyrılmaya hiçbir beşerin gücü yetmeyecek. Yetmeyecek. Birincisi, öldüğü zaman ona kefen biçilecek. Kefen biçilecek. Kefen biçilirken bu cumhur reisidir, ona göre kefen biçelim. Bu gece bekçisidir, ona göre kefen biçelim demezler. Boyunun ölçüsü ne kadarsa ona göre kefen biçerler. Aldanmamak lazım. Bu milyonerdir, milyonere göre kefen biçelim diyen var mı hiç? Hayatında istediği kadar Mercedes arabayla dolaşsın, en son tekerleği de olmayan bir tabuta girecek. Neye aldanıyorlar ki? Ben şaşarım bu adamların aklına. İsyana düşmüş, gaflete düşmüş, dalalete saplanmış, karı, kız sokakta, rezalet, felaket, çırçıplak. Bu hayat, hiçbir zaman bu hayatın sahibi Allah'ın cennetini bulmak imkanına bulan çok çetin bir dava. İkincisi kesiyorum, ikincisi tabut yapılırken bu paşaydı, bu beydi, bu fakirdi demezler, boyunun ölçüsüne göre tahtayı kesip tabut yaparlar. Üçüncüsü mezarı eşilirken bu generaldi, bu amiraldi demezler, boyunun ölçüsüne göre toprağı eşip mezar yaparlar. Bu üç akıbete göre hazırlansınlar, kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Ya Rabbi bizi affeyle, ya Rabbi bize lütfeyle, ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, ya Rabbi nefsimizi, neslimizi ıslah eyle, ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, her çeşit siyasi, iktisadi, askeri, içtimai belalardan, fitnelerden, musibetlerden mahfuz eyle. Amin.